Bir şey söylemeyecek misin? Yani... o kadar da zor değilmiş değil mi? O kadar da kolay değildi. Yani... Madem bu kadar kararlısın, madem böyle benim için kendini ateşlere atıyorsun, cesaretlisin falan... Korkunun acele faydası yok değil mi? Peki. Ben senden bir şey isteyeceğim. Ama önce ben söyleyeyim. Tamam mı? Benim de bazı isteklerim var. Yani tabii ki bazı kurallarım da var. Onları da söylemeliyim tabii ki önce. Mesela benim Şebnem Gürsoy kurallarım... Türker Şoray menşeiyle olur. Şebnem. Ne olursunuz. Tamam. Tamam, kabul ediyorum bütün kurallarını. Oldu mu? Anlaştık mı? Selam. Selam. Şebnem nerede? Bu saatte uyudu mu yoksa? Bilmem. Vallahi biz de şimdi geldik. Hala bir şey olmadı mı ya bunların arasında? Nerede? Keşke. Ama böyle devam etsinler. Aynen kös kös otursunlar, tamam mı? Böyle bir inat görmedim arkadaş. İkisi birbirinden beter. Arayacaksın tabii. Ne demek aramayacağım? 10 kere mi arayacağım Şebnem? Kavga falan 10 kere yani. Evet. Ay yine mi ya? 10 kere arayacaksın. Hayret bir şey ya. Şebnem'in sesi mi o? Evet. Şebnem Gürsoy'un sevgililik kuralları böyle işliyor canım benim. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, alışveriş merkezine mi gittin, sinemaya mı gittin, nereye gittin, nereye çıktın? Bunların hepsini bana rapor edeceksin, konum atacaksın. Bunların hepsini söyleyeceksin. İlk dakikadan başladın yani. İlk dakika değil. Doğru, doğru. 1 saat olmuştu. Hakkını vermem lazım. Hayır, 1,5 saat oldu. Hemen bunları söyleyeceğim, ipleri sıkı tutacağım ki sonradan tapırma çıkmıyor. Ha, iyi tut bakalım. En son 10 demiştik değil mi? İyi, 10 kere sen ararsan, 10 kere de ben ararsam. Hayır, öyle bir şey yok. Hep sen arayacaksın. Niye? İşine gelince kadınlarla erkekler eşit demeyi biliyorsun ama. Hayatta öyle bir şey demem. Çünkü neden? Ben kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Yok canım, gerçekten mi? Evet, çünkü kadınlar erkeklerden her zaman üstündür. Niye gülüyorsun Şimko? Bir şey mi oldu? Yok. O zaman? Niye gülüyorsun diyeceksin. Evet. Çünkü senin bu hallerini çok seviyorum sevgilim. Ya. Sevgilim mi dedi? Vallahi ben de duydum. Başımıza taş yağacak. Gerçek mi bu ya? Yanlış duymuyoruz değil mi? Yok yok, yanlışlık falan yok arkadaşlar. Yani daha biz kurallarda anlaşamadık tabii ama yani kurallarda anlaşırsak eğer... yani sevgililik sözleşmesi babında kanunen sevgili olacağız inşallah hayırlısıyla. Sözleşme falan yok, bitmiştir. Pardon? Ya sözleşmesi, anlaşması, paktı bilmem nesi yok. Sevgilim yok. Doğru mu dedim? Yine mi sevgilim dedim? Galiba. Biri benim için dikildi. Evet, kahveler de geldiğine göre günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmaya hazırız. Şimdi Selim'cim, Şebnem'cim, öncelikle... bu evlilik yolunda attığınız ilk adım için sizleri tebrik ediyorum. Bravo. Ne evliliği be, yavaş gel. Ne diyorsun abi? Daha dün değil, bugün 2. Ne? Sen benimle gönül mü eğlendiriyorsun Selim? Pardon ama biraz önce yavaş gel diyen kimdi acaba? Ben derim. Sen benim sorumu... Ben eğlenecek kız mıyım ya? Arkadaşlar lütfen ama konuyu sapıtmayalım. Şimdi bakın. Öncelikle birlikte olmanıza giden yolda benim katkılarım yadsınamaz. Öyle değil mi? Bunlardan bahsetmek isterim. Yok, biz onların hepsini çok iyi biliyoruz tatlım. Ayrıca takdir de ediyoruz. Ettik, bitti. Tamam. Tamam o zaman. Tamam, takdir ediyorsanız tamam. O zaman şahitleri konuşalım. Şahit derken? Nikah şahidi canım. Diyorsun ama biliyorsun ki her canlı bir gün nikah masasını tadacaktır sizin gibi. Evet, o yüzden Selim'ciğim, ben tabii ki de şahidin olmayı kabul ediyorum. Tamam, tamam, kabul ediyorum. Tamam, tamam, sorun yok. Ben ne oluyorum, pardon? Kusura bakma ama bundan bir çocuk olmaz. Yani sizin sevgili olmanız için kılını bile kıpırdatmadı. Böyle. Ya. Ay, ayrıca ben daha kurallar konusunda anlaşamadım, saylanmaz. Saylanmaz mı? Ya ne demek hala anlaşamadık Şebnem? Anlaşırsınız, anlaşırsınız ne ya? Daha önünüzde çok uzun bir hayat var. Bir kere Şebnem,
Sen çok gerginsin. Biraz rahat ol. Bırak kendini bak şöyle. Bırak kendini. Rahat ol. Oh bak ne güzel. Çok rahatız. Relax. Derin derin nefes alıyoruz. Sırtımızı yaslıyoruz. En güzel yoga bu. Otur rahat. Bırak kendini. Sal. Ne güzel. Ha bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yarın saat 10'da herkes kafede olsun. Hı, evet. Hayda, nereden çıktı o şimdi? Şimdi aklıma geldi, unutmadan söyledim. Evet, evet. Sabah 10 mu? Evet, sabah 10'da kahvaltı yapacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar, sabah 10'da beni bulamazsınız. Vallahi kusura bakma Şebnem'ciğim, geleceksin, saatini mi kurarsın? Başka türlü mü uyanırsın artık, bilemeyeceğim. Ama bir şekilde geliyorsun yani, kusura bakma. İkiniz için kutlama var çünkü. Ya kutlamaysa o başka tabii. O zaman bizim şanımıza, şerefimize uygun bir masa dolatıversin. Keyfimiz yerine gelir değil mi? Sen merak etme. Var Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak. Efendime söyleyeyim, Iğdır. Bütün Anadolu'nun sofrasını kuracağım size. Bitmedi mi hala? Yok, bitmedi. Daha allık süreceğim. Ondan sonra bir pudra geçeceğim. Sonra saçım toplu mu olsun, salık mı kalsın ona karar vereceğim. İyi de o zaman niye diktin bizi acaba? O saatte hazırlanamıyorsunuz da ondan. Önden hazırlanın ki beni sinir etmeyin dedim. Şebocuğum, bakayım. 1 saat 43 dakikadır seni bekliyoruz. Allah Allah, bana niye şarlıyorsunuz ki şu anda? Yani bakımsız olan sizseniz ben ne yapabilirim yani? Geçirmişsiniz yine ayağınıza kotları. Hayret bir şey ya, şu suratınıza bakın, perşembe pazarı gibi. Senin o kıpkırmızı dudakların bakımsızlıktan mosmor olmuş. Sen de şu suratına azıcık allık malık bir şey sür ya. Kireç gibi dolaşıyorsun. Aa, gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ayrıca arkadaşlar, sevginin dakik olanı değil, bakımlı olanı makbuldür. Öyle değil mi yani? Daha saat kaç ki? Dur bakayım. 10:30. Oo, daha çok var. Şimdiden yarım saat geciktik zaten. Hayır canım, daha yarım saatimiz var. Beni bir saat beklemeyen adamı ben zaten koluma sevgili diye takıp gezmem. Siz de yapmayın, aklınızda bulunsun. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hep güzelsin. Biraz abartılı olmadı mı ya? Vallahi kardeşim, ben kalp şeklinde salamları gördükten sonra ben de görüntü dondu. Geri kalan hiçbir şeye odaklanamadım. Ay, öf. Geçin dalganızı. Ya dalga geçmiyoruz da biraz daha sade mi olsaydı dedik yani. Gayet güzel bence. Hiç de gerek yok, tamam mı? Gurur duyuyorum masamla. Ya tamam, duyuyorsun da saat kaç oldu, bir kızları arasaydık. O kadar hazırlık yaptık, gelen giden yok. Tamam, 10 dedik, 11'den önce gelmeyecekler. 11 deseydik o zaman? O zaman da 12'de geleceklerdi. Ya hep 1 saat sonrasını düşüneceksiniz. Niye? Sınanıyorsunuz çünkü. Bakalım sen arayıp niye geç kaldın diye şarlayacak mısın? Bakalım geldiği zaman yüzün mü düşecek? Yoksa canım aşkım bir tanem diye sarılacak mısın? Bunlar mühim şeyler beyler. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Oo. Oo çocuklar, bu ne ya böyle? Kahvaltıya özel birini falan mı bekliyorsunuz? Özel bir müşteri falan mı var ha? Kızlar geliyor, beraber kahvaltı yapacağız da. Bir de Şebnem ve Selim sevgili, o da onu kutlayacağız. Cidden mi? Bize söylemiyor. Vallahi bana da haber veren olmadı. Siz de buyurun aşk kahvaltımıza. Çok isterdik ama kalamayacağız kafede. Çünkü çok işimiz var. Bari bir çay koyayım onun için. Tamam, var var. Abi tahta kaleye mi gideceksiniz? Alınacaklar ora. Ya ondan önce yapacak başka işlerimiz var ya. Şu ödemeleri konuşalım mı? Gel. Pardon. Selim'ciğim. Seni Hanım'cığım. Ben sana sabret demiştim değil mi? Demiştiniz. Hatta sabırla koruk helva olur demiş miydim? Yok, onu dememiştiniz. Dememiş miydim? Ama zaten Şebnem için bunu söylemek fazla olurdu. Şaka bir yana, ikiniz için de çok sevindim. Sağ olun. Şebnem hassas kızdır, biliyorsun. O yüzden sana bir türlü evet diyemedi. O yüzden hep kaçtı. Biliyorum. O yüzden onu kırma. Olur mu? Tamam, insanı bazen delirtiyor, beni de delirtiyor. Ama yine de sen alttan al. Üstüne gitme. Ben sizi anladım Seni Hanım. Hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Bana güvenin. Arkadaşlar, lanma ya. Geliyoruz. Geldik, geldik.
şükür. Ay, ay tövbe. Ablacığım ne yapıyorsun kapının önünde ya? Korkuttu mu güzel kızım? Yani. Çok güzel taşlarım, uğurlu taşlarım, tütsülerim, boncuklarım var. Bir bakın belki hoşunuza gider ha. Yok istemeyin sağ olasın. Türkaz mı bu? Evet yavrum. Bunu yastığının altına koyarsan seni nazarlardan, büyülerden korur. Büyü mü? Ablacığım sen çok mu Harry Potter okudun? Sen büyüye inanmıyor musun yavrum? İnanmıyorum tabii. Yani şahsen ben Noel Baba'ya da inanmıyorum. Sen inanıyor musun ki? İyi sen bilirsin. Gerçi şu yeni sevgili pek de yakışıklıymış ama sen şimdi büyüye inanmıyorsan falan da inanmıyorsundur zaten. Tabii ki de inanmıyorum. Ayrıca yeni sevgili nereden çıktı acaba? Yani bu iki çizginin arasından nasıl buldun onu anlayamadım. Ya sen onu boş ver ablacığım. Sen benim falıma bak. Bende ne var? Ver ya. Bir 20'lik bir 50'lik var Armila. Sen paradan haber ver. Ya belki güzel bir şeyler söylerdi. Arkadaşlar bu güzel gözlü abla iyi bir falcı olsaydı zaten kapı kapı dolaşmak yerine sıcacık evinde otururdu. Evinin önünde kuyruk olurdu değil mi? Yani Aralık'ta randevu isteyene Nisan'da verirdi o derece yani. Allah Allah ne çok şey biliyorsun sen be. Biliyorum tabii. Ayrıca iyi falcı diye bir şey yoktur. Bazılarınız sallıyorsunuz tutuyor, bazılarınız daha iyi sallıyorsunuz daha iyi tutuyor. Zaten anlamıyorum yani o bekleme odasına mikrofon mu yerleştiriyorsunuz ne yapıyorsanız. Senin esmer bir sevgilin var. Görüyorum. Anam bildi. Arkadaşlar Finlandiya'da yaşamadığımıza göre ya esmer diyecek ya kumral. Zaten sarışın tutturma ihtimali %5 falan. Bu çeneyle senin işin iş kızım valla. Öyle tabii. Yalanların bitti mi ablacığım? Bittiyse seni dışarı alalım. Çünkü böyle bir fark ettim kıyı kıyı evin içine girmeye başladın. Sen bana yalancı mı diyorsun? Yani kısmen. Hayır ben duymadım yani senin İsviçreli bilim adamlarıyla bazı laboratuvar çalışmalarına falan katıldığını şeyi de duymadım. Büyük Türk falcısı Dürdane ablanın yeni buluşu. Öyle bir şey de duymadığıma göre. Göreceğiz sen de. Göreceksin. Safran mı döktün? Bak benim anneannem bunu pilava koyar çok güzel olur. Heh, bak al. Topladım gitti bitti. Ben bir gidip peşinden konuşsam mı acaba? Ay artık ya. Arkadaşlar onun söylemesiyle başımıza kötü şeyler gelecek değil ya. Hayret bir şey. Hadi hazırsanız çıkalım ya. Kesin büyü yaptı bize kesin. Yok artık Almila. Kesin bak okudu etti içinden bir şeyler yaptı lanetledi bizi. Budu bebeği nerede peki Almilacığım? Dalga geçme Şebo. Kaynağı sen de mi inanıyorsun böyle şeylere ya? Ben böyle şeylerden korkarım hiç bulaşma. Bittik biz. Mahvolduk. Auralarımızın rengi soldu. Çakralarımız kapandı. Enerji alanlarımızın üstüne kara bulutlar çöktü. Armila! Görürsünüz. Vallahi çok kötü şeyler olacak. Bak gidelim konuşalım bu kadınla bir şeyler yapsın. Geri alsın dediklerini kontrol zey falan yapsın. Armila! Ağzını kıracağım şimdi. Allah! O neydi kız? Kimsiniz? Başladı işte. O ayna olunca olmuyor, ayna kırılınca oluyordu o yani öyle bir şey. Endişelenmeyin canım. Ev duruyor en azından. Değil mi yıkılmadı?
gidelim bir birini bulalım, okutalım, üfletelim. Böyle olmayacak. Mı? Ne yapacağız? Ay saçmalamayın be. Vallahi bence de bir şey yapmamız lazım. Kızlar bak. Lütfen çocukların yanında böyle faldan, büyüden falan sakın bahsetmeyin. Rezil oluruz. Bak bizde de çok fena dalga geçerler. Sakın öyle şeyler yapmayın, tamam mı? İyi misin? Evet, şimdi burası sen. Ara sokak, terbiyesiz adam. İyi misin arkadaşım? İyiyim tabii. İyi misin? Neredeysin be, neredeysin? Aslında arabanın altında kalıyordun. Bana bakın gidelim sokak sokak bakalım, bulalım şu kadını, gidelim konuşalım şu hale bak. Bir şey desene kainat, sen de bu ne ya? Yok ki bir şey diyeyim. Arkadaşlar bakın şu an zaten sinirim tepemde. Lütfen saçmalamayın. Hadi gidelim. Hadi. Dur. Geç. Sen de hadi. Biz de çıkalım Müfit. Hadi bakalım çıkalım. Buralar sana emanet Özgürcüğüm. Tamam abi merak etme. Hadi görüşürüz. İyi günler seni yanım. Görüşürüz. Bye bye. Hadi ya. Ne oldu abi? Pasta için attılar. Düğün pastası mı? Evet. Bugün Tadom'a gidecektik. Bir sürü de işimiz var. Arayıp haber de vermedim, iptal ettirmedim. Ne yapsam acaba ya? İstiyorsan ben ilgileneyim abi. Gerçekten mi? Çok iyi olur ya. Yani müsaitim bugün, işim yok. Harika. Dur ben haber vereyim o zaman. Oo, teyzoşların kraliçesi. Tabii işine geldiği zaman teyzoşların kraliçesi. Ne haber kızlar? İyilik. Diyelim iyilik olsun. Aman ne güzel. Peki, bana söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Şebnem? Vallahi şahane görünüyorsun. Saçların çok havalı olmuş. Bir de paltonu yeni almışsın galiba. Sen nasıl alışverişe mi çıktın teyzoş? Şebnem. Neredeyse düğün davetiyesinden öğrenecektim Selim'le beraber olduğunu. Ha sen onu diyorsun. Yani aslında benim için çok sıradan ve yeni bir havadis olduğu için ben bile alışamadım daha duruma. Ha, Selim çok alışmışa benziyor ama. Herhalde dünden razı çünkü o. Yani bu devirde bir Şebnem Gülsoy bulmak kolay olmuyor biliyorsun. Bak sakın üzme çocuğu. Bu sefer çocukla sakın oynama, tamam mı? Bakacağız bakalım. Kızlar. Günaydın. Günaydın. Tebrik ederim Şebnemciğim. Ama maşallah herkes de duymuş. Duyacağız tabii. Duyacağız ki tebrik edeceğiz değil mi? Tebrik edelim. Teşekkür ederim. Kaçtık görüşürüz. Sevgilim ben geldim. Seni o kadar çok özledim ki. Gerçekten mi? Evet çok özledim. Ben de seni çok özledim aşkım. Bir tanem benim ya. Ne oluyor size? Bir şey yok değil mi? Yok. Yok ne oldu ki? Ne bileyim bu kadar özlediğinize göre. Ben çok özlemedim merak etme. Hiç şaşırmadın zaten. Ha, tamam ya bir şey yok. Şebnem de özlemiş olsaydı kesin bir kılık var diyecektim de tamam problem yok. Evet. 11:30'da olsa sonunda kahvaltıya gelebildiniz. Buyurun. Hiç ayrılmamamız dileğiyle. Amin. Amin inşallah olmaz hiç öyle bir şey. Ayrıca arkadaşım bu nasıl bir masa ya? Hani şanımıza şerefimize uygun olacaktı? Bu ne böyle sucuklu yumurtayla demleme çay? Allah aşkına ben vejetaryenim siz yiyin diye sucuklu yumurta yaptım. Ayrıca buradaki her şey organik ev yapımı. Ben et yiyor muyum? Ayrıca masada tatlandırıcı da yok. Aa Şebnem ya hazır ayağa kalkmışken benim montumun cebinden telefonumu getirir misin? Tabii. Elma ile mandalina da soyayım mı ister misin? Ne oluyor be? Uşağı mıyım ben senin? Şunu getir bunu götür. Şebnemciğim getirir misin dedim. Lütfen dedim. Lütfen demedin. E tamam şimdi diyorum Şebnem. Demin demedin. Ya tamam da ne fark eder? Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama bana da öyle geliyor. Hemen mır mır. İyi. Şimdilik getiriyorum ama alışma sakın böyle şeylere. Evlenme teklif edecek galiba. Yok artık. Var artık. Bak
seni seviyorum diyemiyordu bu çocuk. Sonra bir açıldı pir açıldı ya. Tutabilene aşk olsun. Yüzüğün içine de Selim Şebnem yazdırmış. De ben daha hazır değilim ki böyle bir şey yani galiba. Nasıl ya? Şimdi diyelim ki gelip sana evlenme teklif etti. Kabul etmeyecek misin yani? Hayır. Yok canım. Var canım. Ayrıca dün bir bugün iki ben hazır değilim diyorum. Sayın Hakime Hanım, iş bu yüzükle de Fadrı'nın parasını ortaya çıkarmış bulunuyorum. Ayrılacaksınız dedi ya. Bak, ben burada evlenme teklifi alıyorum yani. Aranızdan biri dedi. Annelerle ben kaldım. Biz ayrılacağız. Kesin biz ayrılacağız. Ya bir saçmalama. Niye ayrılasınız durup dururken? Bilmiyorum. Nedenini söylemedik kadın. Allah'ım ne olur biz ayrılmayalım ya. Zaten zor kavuştuk. Hayır çok da yakışıyoruz biliyor musun yani? Boy boyuma, posu posuma. Her şeyimiz de uyumlu. Kainat kimle konuşuyorsun sen? Ha? Ya Allah Allah niye ayrılasınız ya? Hadi ver şunu ver de. Teklifimiz yarım kalmasın değil mi? Hiç mi umursamıyorsun şu an beni? Hiç mi derdime ortak olmayacaksın Şebo? Ya Allah Allah kimsenin ayrıldığı yok. Hadi çay koyalım. Öf. Tamam ayrılırsak sorarım ben sana o zaman. Vay be. Söyleselerdi inanmazdım ha. Böyle herkes sevdiğiyle bir arada, herkesin keyfi yerinde, mutlu. Değil mi? Vallahi. Acaba en uzun kimin ilişkisi sürecek? Ne demek o şimdi? Yani kim ayrılacak? Allah korusun. Ayrılmak yok. Kimse ayrılmaya izin vermiyorum. Yok öyle bir şey. Tamam bebeğim. Öylesine konuşuyoruz zaten. Bence Selim'le Şebnem'in hiç şansı yok. Tamam kapatalım mı bu konuyu? Bir saniye Aymila. Pardon ama kardeşim Selim'le Şebnem'in neden şansı yok? Ya kanka sende bir sorun yok da. Hani Şebnem biraz arıza ya. Sen öyle san. Ayrıca büyük aşklar büyük kavgalarla başlar kardeşim. Tamam öyle başlar. Büyük kavgalarla da devam eder. En son en büyük kavgayla da fin. İptal. Ayrıca siz kendinize bakın kardeşim. Ne malum sizin önce ayrılacağınız? Zor. Büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize ne getireceği belli olmaz. Sonuçta her şey insanlar için. İnsanlar da ayrılabilirler. Olabilir yani. Ne demek o? Ayrılmak mı istiyorsun sen? Bak eğer ayrılmak istiyorsan açık açık söyle saklama. Sakin ol ya konuşuyoruz sadece. Ne alakası var? Var var. Var bir şey. Bunlar senin lafların değil. Vay be. Söyleselerdi inanmazdım ha. Böyle herkes sevdiğiyle bir arada, herkesin keyfi yerinde, mutlu. Değil mi? Vallahi. Acaba en uzun kimin ilişkisi sürecek? Ne demek o şimdi? Yani kim ayrılacak? Allah korusun. Ayrılmak yok. Kimse ayrılmaya izin vermiyorum. Yok öyle bir şey. Tamam bebeğim. Öylesine konuşuyoruz zaten. Bence Selim'le Şebnem'in hiç şansı yok. Tamam kapatalım mı bu konuyu? Bir saniye Aymila. Pardon ama kardeşim Selim'le Şebnem'in neden şansı yok? Ya kanka sende bir sorun yok da hani Şebnem biraz arıza ya. Sen öyle san. Ayrıca büyük aşklar büyük kavgalarla başlar kardeşim. Tamam öyle başlar. Büyük kavgalarla da devam eder. En son en büyük kavgayla da fin. İptal. Ayrıca siz kendinize bakın kardeşim. Ne malum sizin önce ayrılacağınız? Zor. Büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize ne getireceği belli olmaz. Sonuçta her şey insanlar için. İnsanlar da ayrılabilirler. Olabilir yani. Ne demek o? Ayrılmak mı istiyorsun sen? Bak eğer ayrılmak istiyorsan açık açık söyle saklama. Sakin ol ya konuşuyoruz sadece. Ne alakası var? Var var. Var bir şey. Bunlar senin lafların değil. Karşınızda Akif Tatlıcı. Buyurun. Vay arkadaş. Asıl siz buyurun bakalım. Sarayım mı yoksa burada mı yersiniz? Hı? Özgür sağlam olarak olamadım.
Niye biliyor musun? Bizimkilerin de en sevdiği isim Özgür'müş. Yani kimsenin aklına gelmemiştir Akif koyma diye. Boş koysalar ne yazar, soyadımız Tatlıcı değil, değil mi? Yani bir Akif Tatlıcı edemedim. Senin de kaderin ne olur? Çocukluğundan beri hayalini kurdun. Ben de dedim ki kendi kendime. Ya bir insan aşık olduğu kadın için her şeyi yapmaz mı? Yapar. Her şeyi göze almaz mı? Alır. Zaten yoksa ortada bir sevgi olmaz. Ben senin için her şeyden vazgeçmeye hazırım. Ben diyorum ki Özgür. Hayır Akif. Sen ciddi misin bu Akif konusunda? Bence. Peki tamam. Ben diyorum ki Akif. Acaba diyorum hemen yaymasak mı bu ilişki durumumuzu herkese diyorum. Niye? Bir soru mu var ki? Bana bak, sen bir şeyden mi korkuyorsun? He? Başka biri mi var yoksa? Konuşsana be kadın! Kadın mı? Hazır gelmişim ya. Pardon. Sorun değil. Ben bir de şundan istemiyorum herkesin bilmesini. Yani önce biz bir yaşayalım. Herkes bilmesin. Yani önce biz alışalım değil mi? Ya öyle desene. Tamam canım, nedir yani? Sosyal alem de bekliyiversin. Ayrılmam. Bu kadar zor bulmuşum zaten. He. Ama bir gün gelirdi o. Akif'cim olmuyor böyle. Yani biz ayrı dünyaların insanları izlerse o zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Özgür. Annemle gitti yalnız fark edin. Gitti mi? Vallahi gitmiş. Ben ne dedim ki şimdi? Kötü bir şey mi söyledim? Yani güzel güzel konuşuyordunuz işte, ayrılmak mı ayrılmak. E ne yani, kıracak bir şey mi söyledim yani? Yok, kesinlikle. E niye kaçıyor o zaman? Ya Almira işte, vardır bir bildiği herhalde. Almira nerede? Kaçtı. Almila. İzafet. Ben onu çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Onu çok seviyorum İzafet. Sıkma canına. O zaman niye kaçtı? Aklına bir şey gelmiştir. Ne bileyim, yapamadığı bir iş falan. Tabii canım ya. Aklına gelmiş işte, öyle hop diye heyecanlar gidivermiş. Ararız biz onu hem zaten. Ayrıca arkadaşlar, yani Amila'dan bahsediyoruz, biliyorsunuz ki kendisi eserek de bir insan. Ya orası öyle de. Tamam, arayalım o zaman. Benim içim rahat etmeyecek yoksa. Tamam canım, ararız. Ödüm kopuyor kadının söyledikleri çıkacak diye. Çıkmaz Almila'cığım, çıkmaz benim güzel arkadaşım, çıkmaz bebeğim benim. Nereden biliyorsun? Almila, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Yani bak, ben yıllar yılı bu kadınlara binlerce lira para döktüm. Dua ise dua, büyü ise büyü, muska ise muska. En son mısır çarşısında eşek bile arıyordum ayol. Bulabildin mi peki? Almila tabii ki bulamadım. Ama bak, bir safran buldum. Yıran safranı, o böyle pilavlara bir yakışıyor, bir yakışıyor ki sorma gitsin, onu keşfettim yani. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Özetle söyleyeceğim budur. Durum apaçık ortada. Evlenemedim, evde kaldım yani. Yani fa böyle bir şey, eğlencelik falan, inanmayacaksın ama fazla da kalmayacaksın. Teşekkür ederim İzafet. Yani biraz da olsa içim rahatladı. Rahatla Almila'cığım. Bak. Yıllar yılı bunca kadın arasında bir tane böyle bir kadın vardı, sokak falcısı, enine boyuna tombul kuş.
Bir de böyle üstten üstten fal bakardı. Daha elimi tutar tutmaz sana kısmet masmet yok kızım. Sen yıllar yılı bekar kalacaksın, evlenemeyeceksin dedi. E ne yalan söyleyeyim, onu söyledi de çıktı yani. Eyvah. Bize gelen de sokak falcısıydı. Almineciğim, bir sürü sokak falcısı var hayatım benim. Ya aynısıysa bu. Adı neydi? Hayriye miydi, neydi? Ay Almineciğim, ben nereden hatırlayayım onun adını? Bin yıl geçmiş üzerinden, değildir aynı kadın. Of. Efendim Şebnem. Neredesin sen? Okulun oradaki parkta oturuyorum. Ya Almine, biz seninle ne konuştuk ha? Ne konuştuk? Hani çocuklara çaktırmayacaktık? Ben sevgilimden ayrılmak istemiyorum, tamam mı? Allah'ım ya. Zaten o yüzden kaçtım yanından. Yan yana olmaya devam edersek kavga falan çıkar, ayrılırız diye. E hiç görüşmeyin o zaman Amineciğim. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Görüşmezsek kavga falan da etmeyiz, böylelikle de ayrılmayız değil mi? Ya Almine, gerçekten Allah sana akıl fikir versin. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Niye ya? Alo? Kapattı. Sen ne diyorsun Zafer? Haksız mıyım sence? Yani... Ayrı kalınca da ayrılmış gibi olmuyor musunuz Almine? Yani... Evet ama resmen değil. Yani ayrı ayrı kalıyoruz ama ayrı ayrı olunca ayrı olmuyoruz. Ayrı olmayınca da ayrılmış olmuyoruz. Ayrılık da ayrılığa dair olduğu için... Almine, ben anlamıyorum şu anda söylediklerinden ama. İşi vardır dedim değil mi? Bakın varmış, aklına gelmiş, birden öyle hop diye çıkmış. Ha. Yok ya, olsun, benim içim rahat etmedi. Çünkü bana ne bir hoşça kal dedi, ne bir güle güle, ne de öptü. Peki neredeymiş şimdi? Ne bileyim canım, onu da sormadım yani. Tamam, ben kendim arar sorarım o zaman. Şimdi bir yarım saat kim bakabilir kafeye? Ben sete gideceğim vallahi. Vallahi benim de montaja gitmem lazım. Yani çok isterdim kardeşim ama benim de Müfit abinin işini halletmem lazım. Şebnem, sen de benimle gelir misin? Nereye gidiyorsun? Ya gidince görürsün, hadi. Sen beni sete bırakırsın değil mi aşkım? Beraber gideriz. Ya tabii bırakırım aşkım. Oradan da devam ederim. Zaten. Gidin. Akif tek başına çalışan bir masayı da toplar.